Hem trafiğe uymuyor hem ifadesinde diyor ki inleyen bir kişi vardı diyor. Onu niye koymadınız? Asıl ben orayı istiyordum. İnleyen bir kişi vardı diyor. İnleyen kişinin de ifadede geçen, inleyen kişinin de orada doğru olmadığını, ifadeye öyle yazıldığını söylüyor. Bu bizim biraz salça meselesine döndü, onu söyleyeyim de. Ama yani hanımefendi orada bir şey duymuş belli ki ama bu anlattığı gibi değil. Kendisi bize de geldiğinde anlatmıştı. Hatta bugün yine yayına çıksa ben bizzat kendim soracaktım. Bana anlattığın hiçbir şekilde böyle değil diye. Öyle valla onun da eşi ameliyat olacakmış. Bugün hastaneye yatışı var. O yok, yüzden aslında bizim gibi 10 dakika katı. Sana nasıl anlattı? Bizim eve gelmişti. Orayı bir ayarlasanız da bana. Benim oğlan doğduğu zaman çocuk görmeye gelmişlerdi bizim eve. Ondan sonra işte benim ifadede moralim bozuktu. İşte boş ver kızım biz seni bilmiyoruz falan dedi. Ben de hatta dedi ben dedi olay günü dedi. Muhammed'in dedi inleme sesini duydum. 4-5 kişi onu dövüyordu. Ben dedim ki nasıl yani dedim. O dedi ki hafif hava kararmak üzereydi. Sadece dedi kolunun bir tarafı komple dövmeli bir çocuğu gördüm. Bana anlattığı şekilde bizzat dedi ki Muhammed'in inleme sesini duydum dedi. Ha, sana bizzat Muhammed'i evet, gördüm dedi. Hatta cenaze evi, emem öldü ya, emeleri i̇nleme öldü. Onun cenazesinde de söylemişti. Hatta Fatma Türkmen dedi ki ben de söyleyebilirim bizim evde de aynısını anlattı. Onun evinde de. Evet. Onların evinde de Yakup Türkmen'in eşi. Onların evinde de komple kolları dövmeli bir çocuğu anlatmış. Hatta o inleme sesini falan orada da cenaze evinde de öyle anlatmış. Yani öldüğü gün mü dövmüşler Muhammed'i? Öldüğü günün sabahı mı? Artık ama yalan Muhammed'in üzerinde oraya. Şey izi yok, darp izi yok değil mi arkadaşlar? 4-5 kişi bir döverken... Bir raporu Şevki Hoca'nın üzerinde hiçbir darp izi ben okumadım. Tamam bir daha siz bir siz daha detaylı okudunuz evet, ama. Evet evet bir daha bir bakalım. Yani öldüğü gün nerede? O serada mı dövmüşler Muhammed'i? Sera demedi. Sadece ben dedi. Muhammed'i döverlerken. Bakalım şeyde ben adet. Bize sera mera demedi Alpacak'ta sadece. Küçük morluklar vardı sanıyorum ama onlar dövülme izi, dövülme iziyle uyumlu böyle hatta ağır. Hatta ben dedim ki Allah'ın sen korktum kaçtım dedi. Travma izleri yoktu. Korktum öyle kaçtım dedi. Ben dedim ki ya insan gidip de köyün içinde birine söylemez mi? Köy erkeklerle dolu. Şurada çocuk dövüyorlar herkes yetişti. Ben olsam ben öyle yapardım ne bileyim ben korktum dedi. Kaçtık dedi. Yani öyle bir kişiyi görmemiş, birkaç yok, kişi miydi? Yok, 4-5 kişiyi. Sadece kolu bir tane dövmeli yakından gördüm. Yani dövmeyi net olarak gördüm dedi. Bir hatta de beyefendi böyle... de dedi ya, kızımı dövmeli almaya geldi. Ben güvenemedim, onunla birlikte gittim. Aklıma orada dank etti. Hatta ben hemen söyledim, dedim ki abi böyle böyle dedim. O dövmeli senin kişi görmüş. Senin de kızını köyden taksi gelmişti almaya, o da dövmeli demiştin taksi şoförü. Hatta güvenememiş, otogara beraber götürmüş. O yüzden güvenemedin, dedin ya Fatma'ya. Hüküm Hanım. Ben mi? Evet o... evet dedin ya Ahmet abi kızım dedin hani kadın sığınma evinden korumalar gelecek alacak beni dedin sonra bir araba geldi. Arabanın şoförü de dövmeliydi ben de güvendim veremedim dedin. Şimdi arabanın şoförü dövmeliydi ben şüphelendim. Nerelerinde dövmeler vardı? Ticari taksi. Dedim ki kardeşim ben bu vaziyette sana aile teslim edemem. Abi taksi derken böyle üzerinde böyle taksi yazısı var mıydı? Aynen. Vardı. Dövmeleri neredeydi? Amasya terminalinin taksisi. Bence kartı da var. Hem de benden şüphelenebilirsin. Aha kartım dedi. Dövmeleri kollarındadır mı? Yani? Kolları komple dövmeleri demişti. Ya, canlı yayında da aynısını söylemişti. Kolları. Evet bana kartını da verdi. Sen benden şüphelenmeye başladın dedi. Bizim böyle şeyle işimiz yok. Duruyor mu kartı sende? Evet evde duruyor. İyi. Hüküm Hanım bu ifadeyi Turgut Beylerin evinde aldık. Doğrusunu Turgut Bey söylesin. Ben evde değildim ki bizi dışarı çıkarttılar. Dışarıdan mı senin evine Yücel geldi ifadeyi orada ya komutanlar almadı mı? Ya beni dışarı çıkarttılar. Kolluk kuvvetler içeride sen aldılar 3 kişi. Sen komutanlardan bilgi alamadın mı? Her zaman 8 ay boyunca sen komutanların hayır, yanındaydın. Hayır ama ben size okudum zaten. Yani Hüküm verdiği Hanım. ifadeyi verir misiniz? Yücel'ine. İfadeyi sadece 3 kişi aldılar. Bizi dışarı çıkarttılar diyorum dışarıdaydın, ben sana. Dışarıdaydın gördüm sen ama senin evinde alındı. Bilgin vardır senin. Hüküm Hanım ya beni dışarı çıkarttılar diyorum. Sen anlamıyor musun? Kezban Hanımcığım biz zaten ama Yücel Hanım'ın verdiği ya, ifadeyi ifade biliyoruz. Tek dün okudum diye. Ben ifadeyi. Müge Hanım, yani Yücel Ateş'in burada... ifadesinden sonra bana da geldiler. Orayı ben anlatacaktım geçen. Mesut Bey'in de bilgisi var. Onu anlatacaktım geçen ben es geçtim. Mesut Bey'in bilgisi var. Bu Yücel Hanım'ın dediği yani onların ben arabayla peşindeydim. Aynı o dakika dedikleri işte orada gördüm mürdüm. Savcı Bey'e de dedim ben. Ben bağırıltı çığırıltı duymadım. Aynen öyle o yolda geliyorum ben. Onların peşleri sıra geliyorsun yani onları giderken yani, gördün. Onların arabası da benim 50 metre önümde. Park lambalar yanıyor benim. Ondan da yanıyor. Bu işte Kaan diyor ya. Kaan'ın arabası yani ben Kaan'ı görmedim. Araba siyah cam. Ama arabasını gördüm. Onlar bu yanında. Sen Kaan'ın arabasını nerede gördün? O Seran'ın mı gördün? Yok. İleride benim arazimin yakınlarında.
Yani oradan bir 250-300 metre ilerlerdi. Tamam, o civarda gördün o yani. O civarda. Tamam. Ondan sonra Aslan Ateş, Kaan'ın yeğeni var. Onu motorluyla durdurdu. Ne sordu bilmiyorum orasını ben. Ondan sonra benim tarlama girdim ben geri vitesiyle. Aynı dediğim gibi hava karardı. Yani ben ifademde de bellidir belki. Öyle bir şey bağırtı çığırtı bana da soruldu. Ama sen arabanın içinde duymayabilirsin o bağırtıyı çığırtıyı. Ya oradan geçiyorum ya Müge Hanım. Tamam geçiyorsun ama sen arabanın içindesin. Arabada şey sesi var yani motor sesi var sonuçta. Onlar da senin arkasında dövüşüyorlarsa sen nereden bizim arabalarımız öyle bir sesli araba değil ki. Modelli araba Müge Hanım hep. Yok estağfurullah ben yani senin araban modelsiz demedim de yani arabanın içinde duyulmaz da yani dışarıdaki ses. Yani bir de sıcak hava, yaz havası. Camlar hep açık. Sonra bu Aslan Lap'ın benim arazim karşı karşıya. Hı. Yani öyle bir şey olsa benim orada bir de kulübe var. Duyulur muydu yani? Duyulmaz olur mu? HES'in orada ben zaten onların durduğunu, onların kalkışını ben hep görüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Yücel Hanım dün olay yerinde çok da doğru ifade vermediği ortaya çıkmış oldu. Şimdi Yücel Hanım'ın anlattıkları dediğim gibi hani olay trafiğiyle öyle kocası geldi gelmedi çıktı çıkmadı. Çünkü hani önünden geçti diyor arkada yol yok önünden geçmesi lazım falan eşini de görmesi lazım. Onlar uyumuyor zaten onunla ilgili bir sıkıntım yok. Fakat yani anlatmış işte diyor bak mesela Fatma'ya anlattığı da önemli. Hiç dövmeli birinden bahsetmiş mi bugüne kadarki ifadesinde? O ne? Köyde birçok kadın anlatmış. Cenazemde tamam, şey köyde de verin arkada. Tamam. He. Alayım ben. Çünkü burada diyor ki aynen anlattığı gibi aslında şöyle söylüyor. Adnan Lapa Aysera'ya uğrayarak evden yemek için az miktarda domates toplamak istedik. Eşim ilk etapta araçta kaldı. Ben seraya girdim. Hava kararmıştı. Domates toplarken seranın dip tarafında karanlıkta göremeyeceğim kadar uzaktan tanımadığım ama erkek olduğunu anladığım bir ses bağırıyordu. Diğer erkek şahısla cılız bir ses soluyla inliyordu. Buldunuz mu orayı Ahmet? Orayı sorduğum yeri. Ya en sonu ya nesine bakıyorsunuz? Allah Allah bunların hepsi benim yarı yaşımda. En son. Ben tam bu esnada korktum ve seradan çıkma kararı aldım. O esnada aynı seradan biraz ileride yüzünü seçemediğim bir erkek şahıs çıktı ve gitti. Ya çıktı ve gitti işte oradan çıkacak yani. Çıktı gidecek başka yeri yok. Beş ben dakika. Korkuyla topladım. Birkaç tane her domatesle koşarak eşimin yanına gittim. Eşim araçta bekliyordu. Eşime kısaca olanları anlattım. Hemen gidelim dedim. Yani eşime gittim çağırdım sen gel dedim de yok orada. Ben diyor korktum çocuğu da gördüm kavgayı da gördüm domatesi aldım. Arabaya bindim hemen eşime diyor çekip gidelim dedim diyor. Gittik yani bir daha eşin indiğini de söylemiyor burada. Seradan çıkan çocuğun Adnan Lap'ın Van ilinden gelen akrabası olan çocuk olduğunu gördüm. Fakat ismini bilmiyorum bu çocuğun 18-20 yaşlarında olduğunu düşünüyoruz diyor. Sonra o çocuğu da diyorlar ki Van'dan gelen 18-20 yaşında çocuk kim? Bu sizin düğününüz müydü? Yok yok Kaan Lap'ın kardeşinin düğünüydü. Yani sizin akrabalığı. Akrabamız evet. Anladım. Yani onu düşünüyorum diyor. Gösteriyor. Daha sonra da çocuğun o tarihte orada olmadığı ortaya çıkıyor. Çocuk Silivri'de çalışıyormuş. Silivri'de çıkıyor. Biz oradan hareket ettik. Hareket halindeyken Adnan Lap'ın oğlu Cihat Lap'ı biraz ileride. Ahmet Lap'ın serasının orada motoruyla beklerken gördüm. Sen de görüyorsun. Ben beklerken görmedim. Öyle bir şey yok. Sen nasıl gördün? Aynı düzergahta o çocuk geliyor. Çünkü Aslan yani Ateş... Yani geldiği yer seraya doğru. Evet geliyor da daha çocuğun oraya gelmesine 300-400 metre var. Tamam yani o tarafa doğru geliyor. Yani. Biraz daha ilerleyince karşımızdan bir pick-up'la Ahmet Lap'ın oğlu Kaan Lap bizim geldiğimiz istikamete doğru geliyordu. Aynen. Bizim yanımızdan geçti. Yoldardı. Biz de kendisine yol verdik. Bölgede başka kimse yoktu. Ben o bölgede başka kimseyi görmedim. Silah sesi de duymadım. Korktuğum için bugüne kadar kimseye bir şey söylemedim. Bir şey dikkatimi çekti. Olaydan birkaç gün sonra Ahmet Lap olay günü gördüğüm ve karşımızdan gelen oğlu Kaan Lap'ın kullandığı pick-up'ı sattı. Pick-up'ı çok alelacele satması dikkatimi çekti. Olayla ilgili bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.